Değerli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Evet, Sisi yine yaptı Sisi Sisi'liğini. Değerli kardeşlerim, lütfen bu yayına beğeni atın. Çünkü Mısır dosyasını tam 12'den anlatacağım sizlere. Evet, Sisi bugün neden onlarla beraber? Neden anlaşmaları imzalıyor? Neden Türkiye'ye karşı bu paktın içinde fanatiklik yapıyor? Hemen konumuza geçelim. Evet, Mısır'daki şehidimiz Mursi. Darbecilerin ve İsrail'in önünü açmak için devriltilen, evet Mursi'yi, kendisini rahmetle anıyoruz, Türkiye Mursi'ye yapılan ve demokratik dost olduğu, müttefik olduğu bir ülkedeki yönetime yapılan darbeye çok sert çıkmış ve uzun yıllarca Sisi'yi veto etmişti. Ta ki gelişmeler ve Mısır halkının hala Sisi'yi devrememesi ve bölgede oluşan yeni konjonktürler Türkiye'nin devlet ilkesi olarak devletsel bağlar kurma adına Mısır'la iletişim kurmasına vesile oldu. Yani neden oldu? Şimdi Türkiye, evet şimdi Türkiye Libya ile ne zaman MEP anlaşması yaptı ve MEP anlaşmasından sonra yeni anlaşmalara Libya hükümetini olası bir darbeden kurtardı. Trablus'u bir katliamdan kurtardı. Tabii ki bölgede Türkiye'nin MEP'inin şokunu yaşayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'taki işgalciler yeni bir oyun peşine koştular. Evet kim vardı? Türkiye'nin meşruiyet ve şutiyet görmediği ve dünyada yoğun bir şekilde eleştirdiği sis ile anlaşma yoluna gittiler. Evet bu karelerde gördüğünüz gibi Mısır Dişişleri Bakanı ile Dendias bu MEP anlaşmasının ilk fitilini ateşlediler. Yapılan anlaşma, evet yapılan anlaşma Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşma Mısır'ın aleyhine. Mısır'ın baktığınız gibi yeni yetki alanlarından taviz bile verdiği görülüyor. Amaç Türkiye'nin Girit'i ve özellikle Güney Kıbrıs Rum kesiminin arasındaki bloktaki Türk bölgesini çiğnetmek ve burayı işlevsiz kılmak. Tabii ki bu durumu biz kabul etmedik ve protestomuzu yaptık. Ama Mısır ve Sisi bu yolla Türkiye'den intikam alma yoluna gitti. Yani Sisi bildiğiniz gibi sisilini yaptı. Baktık ki olmuyor. Bölgede ilkelerimizde, bölgede demokratik insan hakları ve her türlü güzel ilkeyi savunarak ilerliyoruz ama karşımızda emperyalistlerin başarıları da çıkıyor. Sisi ne olursa olsun İsrail'e kendini adamış ve ailece yakınlığı bulunan bir insan ve burada yaptıklarıyla Türkiye'ye hasmane tutumuyla görevlendirilmiş. Şimdi konuyu dağıtmadan Türkiye ne yaptı ona geçelim. Türkiye Mısır'la devletler arası bürokratik anlamda görüşme trafiğini başlattı. Bu konuda teknokratlar yani memurlar karşılıklı arası çok geniş bir masada görüşme trafiğine başladılar. Mısır hemen şartlar ortaya koydu. Nasıl olsa MEP anlaşması imzalamış. Türkiye'nin mavi vatanında Türkiye'yi sıkıştırmak için önemli bir hamle yapmıştı. Bu ilk temasta Türkiye'nin Libya'daki kuvvetini azaltması, evet özellikle Mısır'da Sisi karşıtlarının Türkiye'deki ihvanın Türkiye'den çıkarılması, gerek Türkiye'deki medya kuruluşlarının kapatılması gibi birçok talepte bulundular. Türkiye medya kuruluşları gibi ve özellikle ihvanın Türkiye'deki faaliyetlerine evet belli bir kısıtlama koydu. Amaç neydi? Türkiye'nin Ali çıkarları, Sisi ile direkt temas olmasa da devletler arası iletişimle bu işi götürmekte amaç. Ama iletişimler devam ederken, Türkiye özellikle Libya'daki Suriyeli askerlerinin bir bölümünü çekmişken, Türkiye İHVA'nın belli isimlerini Türkiye'den yollamışken, Mısırlı bakandan hala uygun olmayan ve net ve buğlak cevaplar gelmeye devam ediyor, Türkiye'nin iletişim anlayışını tahrik eden ve Türkiye'nin daha çok yapması gereken bir şeyler var... Türkiye Suriye'den de çıkmalı gibi Türkiye'yi zorlayıcı ve Türkiye'yi tahrik edici cümleler geliyordu. Yani bu cümleler bile Mısır'ın evet aslında Tel Aviv'den yönetildiğini ve Mısır'ın istese de kukla liderlerinin Türkiye ile yakınlaşamayacağını gösteriyordu. Türkiye soğukkanlı olarak bu bölgede Mısır'ın daha da radikal adımlar atmasını engellemek ve zamanla geliştirilen ilişkilerle Türkiye ve Mısır, e, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB'in iptalini amaçlayan belli görüşmeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Belki Mısır'la da MEB yapılabilirdi. Soğukkanlı olduk ve Sayın Erdoğan da bu görüşmeleri konuşarak takip ettiğini bildirdi. Ama Türkiye baktı ki Mısır'dan bir cıcık olmayacak. Türkiye Mısır'ı bu yönde zorlamak adına önemli adımlar attı, stratejik adımlar. Türkiye özellikle Sudan ve Etiyopya ile iletişim kurdu. Türkiye'ye Sudan ve Etiyopya'dan evet cumhurbaşkanları birer hafta arayla Türkiye'ye ziyarette bulundular. Özellikle bu ziyaretlerden en çok rahatsız olan tabii ki önemli bir şekilde tarımının ve ülkesinin büyük can damarı Nil nehrinin Rönesans barajı ile Etiyopya'da tutulacak olması, bu Mısır için aslında bir felaket deniyor. Evet bu barajın kurulması Mısır'ın kabusu. İşte bu yönde Türkiye, SİHA, Bayraktarlar başta olmak üzere kara araçlarına karşı büyük üstünü kuran ve hava savunma sistemleriyle durdurulamayan bu SİHA'ları Etopya ile görüştüğü haberleri Mısır'a yetti bile. Evet bu haberlerden sonra Sudan'la yapılan görüşmeler, Türkiye'nin teknik ve askeri ekipman desteği, bilgi ve bu yönde strateji desteği Mısır'ı rahatsız etti. Mısır'da tabii ki soluğu hemen nerede aldı dersiniz? Evet, ait olduğu yerlerde. Evet, kurulan basayı devirircesine Müçötakis'in şu sözlerini de Sisi destekledi. Müçötakis, başkent Antila'da Güney Kıbrıs işgalci Rum kesimi lideri Anastasiyadis ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi ağırlayan Müçötakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokatik eylemlerini kınıyoruz dedi. Aslında Türkiye, Doğu Akdeniz'deki bizzat kendi sahanlığında yaptığı adımları kınıyor. Yani kendi çalıyor, kendi oynuyor bir Amerika'ya yaslanıyor, bir Fransa'ya yaslanıyor, bir Mısır'a yaslanıyor. Yani bunları ne yaptığı belli değil. Evet böyle olunca Sisi de tabii ki boyundan aşan, boyun aşan kelimeler kullanıyor. Hele hele öyle bir adımları var ki Türkiye'nin bebinin geçtiği yerde bir doğalgaz anlaşması imzalıyorlar. Türkiye sanki buraya müdahale etmeyecek gibi adımlar atıyorlar. Mısır'ın doğal Avrupa'ya taşımak, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımak için bu bölgeden bir atak yapıyor Sisi. Ama Türkiye'nin bu bölgedeki mebi aslında onlara engel. Türkiye'ye karşı bir savaş ilanı bu. Yani Türkiye'nin müdahale etmesi gereken konu. Türkiye kendi mebinin geçtiği yerden bu alışverişe izin vermez. Yunanistan'ın ve Mısır'ın kuyruğu dışarıda. Egemen güçler onları yönlendiriyorlar. Yunanistan Başbakan'ın kışkırtıcı açıklamalarına karşı Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerin ortak bir bildiriyle kınamaları asla Sisi'nin masayı devirdiğini göstergesi. İşte bunlar böyle yapınca anladığı dilden konuşmalı. Etiyopya, Sudan ve her türlü kart uygulanmalı. Libya'dan askerimizi çekecekmişiz. Hadi oradan Sisi, hadi oradan. Arkanda ağababaların olmasa ağzını bile açamayacaksın. Demek odur ki, evet dememiz odur ki darbeci Sisi'ye darbeciliğini haykırarak gereken adımları atmamız şart. Tunus'ta darbe yaptılar. Cezayir'i deviremediler. Tabii ki Libya'da da devirme çabalarına karşı Türkiye oradaki hükümeti korudu. Her zamanki gibi biliyorsunuz Dibeybe'ye Akile Salih önderliğinde bir müdahale vardı. Buna Türkiye'nin oradaki askeri gücü engel oldu. Evet değerli kardeşlerim, Sisi bundan sonra Türkiye'nin daha şahin yüzünü görecek. Türkiye'nin attığı veya Türkiye'nin uzattığı zeytin dalını geri çevirerek Türkiye'ye karşı iletişimi değil kopukluğu seçen Sisi'nin bağı kökü dışarıda. Türkiye gereken adımlar atacak. Türkiye gereken cevabı verecek. Çünkü Türkiye gerekeni yerinde ve zamanında yapar. Değerli izleyenlerim yayınıma beğeni atmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.